Yerden'deyiz. Otelimizden çıkacağız. Şöyle göstereyim otelimizi. Hotel Europa ismini yazmamışlar buraya. Şimdi sabah kalktık. Dün bir 124 kilometrelik yol yapmıştık. Onun sonlarını çekemedim çünkü GoPro'mu şarjı bitmişti. Diğer yedek pil de bütün bagajların en altında kalmış. Şimdi ikisinin de şarjını doldurdum. Yedek pili taktım. Bisikletlerimizle şimdi Groningen'e doğru yola çıkacağız. Groningen buradan tahmini 70-75 km uzaklıkta. Oraya şu anda hava güzel olduğu için 3-4 saatte varmayı planlıyoruz. Onun dışında şöyle bir havayı ve etrafı göstermek istiyorum. Bu da babamın bisikleti. Evet arkadaşlar, şimdi eşyalarımı takacağım ve sonra tura kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuraya yakın yapayım. Ben Vauden'in 68 litrelik heybe çantasını kullanıyorum arkadaşlar bu turda. Aldığım zaman fiyatı bayağı uygundu fakat şimdi daha da pahalandı. Yani %100 arttı diyebilirim fiyatı aslında. Şöyle yağmurluğumla geçelim. Bu yağmurluğu hem ani bir yağmurdan koruyor hem de babamla birbirimizi bulmamızı sağlıyor. Yani çok fazla turcu olmasa bile en azından bunlar bizim belli sembollerimiz oluyor. Belli ediyor kendilerini. Şöyle tekere değmesin. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Daha sonra Leeuwarden'den çıkarken tekrar videoya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Leeuwarden'den çıktık. Biraz zor oldu bunu çıkış bulmamız. Fakat şimdi çıktık. Yaklaşık 10 kilometredir şehrin içinde Groningen'e giden yolu arıyorduk. Ama şimdi çıktık. Şöyle göstereyim. Bisiklet yolunu bulduk. Şimdi gidiyoruz Groningen'e doğru. Yaklaşık bir 70 kilometremiz var. Böyle bir yolda 70 kilometre gayet de güzel sürülür. İşte şu anda bir 10 kilometre yaptık şehrin içinde. Çok saçma bir şekilde, yani çıkışı bulamadığımız için. Ama ondan sonra şimdi 70 kilometre daha yapıp tempolu bir şekilde 3-4 saat içinde molalarla Groningen'e varmayı planlıyoruz. Çünkü salı gününe kadar Apeldoorn'da olmamız gerekiyor. Apeldoorn'da Groningen'den yaklaşık bir 200 kilometre uzaklıkta. Bizim 3 günümüz var. Büyük ihtimalle oluruz. Çünkü Groningen'den sonra çok bir yere uğramayacağız. Bir tanıdığımızın yanına daha uğrayıp Apeldoorn'a doğru yola çıkacağız. Şu anda konuşamıyorum çünkü biraz nefes nefese kaldım. Babama yetişmem gerekiyor o ileride. Kaskımdan göstermek istiyordum size bazı görüntüler fakat bulamadım kaskımın hala aparatını. Dün gece de çok aradım. Ama yok. İhtimalle kaybettim. Eğer böyle bir teknoloji market falan görürsem, kameralarla ilgili bir şey satan, oradan temin edeceğim. Ama göremezsem de artık size böyle göstermeye çalışacağım. Şöyle göstereceğim size tekrar etrafı. Sol tarafımızda normal yollar. Biz buradan bisikletimden ilerliyoruz. Toplamda 204 kilometre yaptık. Tura başlayalı. Ben de 184 yazıyor çünkü bunu 20 kilometre sonra bir bisikletçiden almıştım. Bu sayacım. Ama toplamda o bisikletçiye kadar da 20 kilometre yaptığımız için 204 kilometre. Evet. Burayı sadece biz değil,
küçük skuterler de kullanıyor. Çünkü onların belli bir motor hacminden küçük oldukları için normal yola çıkmaları yasak. Ve bir de daha güvenli burada kullanmaları. Biz bisikletçiler için de bir sorun yaratmıyor. Şöyle bisiklet yolları gidiyor. Evlerin ve köylerin içine doğru. Burası Firstland diye geçiyor. Yani inek ve koyunun çok olduğu bir yer. Süt ve süt ürünlerini çok fazla üretiyorlar. Konuşamıyorum. Şimdi gideceğimiz Groningen, Hollanda'nın en kuzey şehirlerinden biri. Groningen'den sonra aşağıya doğru yavaş yavaş güneye doğru inmeye devam edeceğiz. Zamanımız da gittikçe azalıyor. Şu an turun 3. günündeyiz. Yaklaşık 12 günümüz kaldı. Bu 12 günde de sizlere Hollanda'yı tanıtmaya çalışacağım. Pardon. Elimden geldiğince bisikletlilerle ilgili, bisikletçilerle ilgili önemli şeyleri anlatacağım. Ve bu Friesland dediğimiz yerde çok fazla şey var, tarla var. Çünkü insanlar hem tarım hem de hayvancılıkla çok fazla ilgileniyor. Hani o Amsterdam ve çevresine nazaran daha fazla tarıma yönelik yer var. Bunu gördüğünüz su kanallarının bir tanesi. Her yerde ayrıca su kanalı var. Şehirler bunun üstüne kurulmuş. Zamanında işte Amsterdam'dayken Karel amcanın bana söylediği bir şey vardı. Bu su kanallarının eskiden etraflarında duvar varmış. Düşmanlara karşı. Çünkü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla Yahudi öldürüldü ve bu Yahudileri destekleyen Hollandalılar da öldürüldü. Mesela Apeldoorn'a gittiğimizde Karel amcanın lisesini göreceğiz. Orada onun bir öğretmeni bu Yahudileri sakladığı için idama mahkum ediliyor. Fakat sonra idam edilmiyor. Onları daha detaylı bir şekilde öğrendikten sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Biz biraz daha bisikletlerimizi Groningen'e doğru sürelim. Evet arkadaşlar, şu anda Groningen'e tabelada gösterene göre 1 kilometre kaldı. Fakat ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü tabelalar her zaman böyle göstermiyor. Geçen Leeuwarden'e gelmek üzereyken 3 kilometre kaldı derken bir anda bir baktık 8 kilometre var. O yüzden ben pek inanmıyorum o tabelaya. Şu anda Groningen'e çok yaklaştık. Şehir şurada gözüküyor. Fakat şu an göremezsiniz zaten isteseniz de. Şöyle göstereyim. Solumda kanal var. Çok geniş bir kanal. Biz bu yol tarifi almak istediğimizde sorduk. Dedik nasıl gidebiliriz Groningen'e? Dediler kanalı takip edin. O sizi Groningen'e götürür. Şöyle göstereyim. Yanımda koyunlar var. Ve burada inanılmaz derecede koyun pisliği ve inek pisliği kokuyor. Yani affedersiniz ama Hollanda bok kokuyor diyebilirim yani. Böyle özellikle kırsalı çok fena kokuyor. Bu köylerin yanından geçerken falan her evde neredeyse inek ve koyun var. Ama şu çok dikkatimi çekti. Sadece inek, koyun ve tavuk beslemiyorlar. Mesela giderken, yani buraya gelirken bir evde karaca beslediklerini gördüm. Karaca şu geyiklerin bir türü olan hayvan. Yani adamlar zevk olarak karaca besliyor ya da mesela alpaka beslediler. Alpaka da lamaya benzeyen bir hayvan. Alpaka besleyen gördüm. Onun dışında insanlar... konuşamadım, kusura bakmayın. İnsanlar çok fazla şey yapmaya başladı. İşte kendileri gelip bir şeyler sormaya başladılar. Ve şu şey de çok kötü kokuyor, bu kanallar da çok kötü kokuyor çünkü bu tarlalardaki hayvanlar pisliklerini tarlaya yapıyor. Sonra yağmurla beraber o pislikler bu kanala geliyor. Ve kimyasal atıklardan dolayı bu kanallar da çok kötü kokmaya başladı. Tuğla, beyaz tuğla ve
birkaç tane daha hatırlayamadım olabilir. Şu anda beton bir yolda gidiyoruz. Göstereyim size. Burada kanal ikiye ayrıldı. Sol tarafımızda kanal kaldı. Sağ tarafımızda da kanal var. Ve yani inanılmaz köyler var. Yani bizim bunlar, buradaki köyleri gördükten sonra Türkiye'deki köylere köy demem ben açıkçası. Çünkü öyle köyler var ki yani yerde asfalt yok. Hepsi tuğlayla ya da değişik malzemelerle kaplanmış. Yani bir köye girdiğinizde zaten yerde asfalt yoksa anlayabiliyorsunuz. Evet, koşan birisi. Aslında burada biraz dar yapılmış. İki tane bisikletli yan yana geçemez. Hele bizim gibi arkadaş öyle eşyanız varsa. Buranın yine az kaldı. Arkadaşlar şimdi Groningen'in içindeki otellerin hepsine baktık fakat hepsi doluydu. Biz de daha sonra oradan bir yardımcı oldu ve kamp alanını bulduk. Şöyle göstereyim kamp alanını. Normalde burada da böyle bir kapalı bir yerde kalmak istedik fakat yer yokmuş. Ve yarın da güzel gözüküyor hava dedi adam. Kamp kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim çadırımız. Bisikletleri böyle bağladık. Hem ikisinin kadrosundan da ağaca hem ikisini arka tekerlek ve ön tekerlekten hem de buradan bağladım. Çünkü yani ne olur ne olmaz diye bağlamak zorundayız. Çünkü yine de güvenli bir yer ama yani ne kadar şey yaptığımızı biliyorsunuz, tedirgin olduğumuzu. Bugün akşam burada kalacağız. Yarın sabah da kalkacağız erkenden. Yağmur yağmaya başlamadan buradan Essen'e ya da başka bir yere doğru gitmeyi planlıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz biz dinlenelim. Şimdilik hoşça kalın.